Alo baba, bir durum var da konuşabilir miyiz? Sinancığım işim var oğlum. İkizlerin okuma ödevini yapıyoruz. Sonra konuşalım, tamam mı? Tamam. Sinan Paşam. Oo! Keyfin yerinde mi oğlum? İyiyim. Sinan 14 yaşından beri yalnız yaşıyor. Ebeveynleri tarafından terk edilmiş. Bu çocuk bu acıyla okulu yakıp yıkabilirdi. Sadece kendi tarafında durup hayatına devam etmeye çalışıyor. Sinan. Ayol deli o çocuk. Kaldı ki siz bunu zaten kendi ailelerinizden de biliyorsunuz. Her çocuk ailesinin en kıymetlisidir. Çay? İkizlerin yemeğini hazırlayacağım. Görüşürüz. Sinan, evde miydin sen? Şu porselenleri alacağım. Niyelin aklı kalmış yazık. Yazık cidden. Sinancığım. Ben biraz hava alayım. Ya Sinan bir siktir git ya. Kız bir iyilik yapmış işte, ne var? Ya yapmasın, tamam mı? Bana iyilik falan yapmasın, duydun mu? Yapma! Sen de nedir böyle sürekli torbacı gibi bir tedarik halindesin? Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Zaten siz de kendi ailelerinizde buna şahit oluyorsunuzdur. Bana sınav kağıdı falan da verme ihtiyacım yok senin. Hayır. Üşüyor musun? Kansız işte herif, ölecek kalacak olacak ya. Hani ben de arkadaşlığından bir Ölü Ozanlar Derneği geyiği bekliyorsan diye söylüyorum, hayatını değiştirmeyeceğim. İstesen de yapamazsın zaten, rahat ol. Nasıl satacağım seni? Bütün insanlık için yapacağım ulan bunu. Cennette yerim hazır olacak. Yapmayın hocam ya. Ben liseden mezun olup aynı sizin gibi her yıl aynı takım elbiseyi giyen, kendinden hiç beklentisi olmayıp ancak 17 yaşındaki çocuklarla itişen bir müdür yardımcısı olmak istiyorum büyüyünce. Aslında sevilmekten korkuyordum. Sevmekten, biriyle bağ kurmaktan. Sen de geber, tamam mı? Tam da dilediğin gibi geber. Benim annemler nerede senin? Şimdi sana serum takarız, imzaları lazım. Ölsen var ya kimsenin ruhu duymaz ha. Dede de pert. Say sen ne yapıyorsun hasta olunca? Anne de yok, kime inmiyorsun? Niye sen şefkat görmek için mi hasta oluyorsun ne alaka? Ver imzayı. Olmaz. Şimdi bu serumların içinde ilaçlar var. Onlar için onay alacağız. Eğer otoparkta falan varsa ben hemen gidip bakayım. O zaman... Ben gideyim onları çağırayım. Kalkma bak, ateşin var. Ben bakarım, sen niye kalkıyorsun? Aferin Sinan, haklı çıktın. 40 kere söyledin, oldu sonunda. Şimdi tam da istediğin gibi hep beraber bok yedik.